Yani benim gibi mesela. Misal verebilirim kendimden. Bana kurulan kumpasta o polisler 45 dakika gün kadınları bekletmişler. Hiç tanımadığım, görmediğim, bilmediğim kadınlar illa buraya imza atacaksınız. Biz hocayla buluştuk, görüştük, şöyle etti bize, böyle etti bize. Bir o evde kapattı bizi. Efendim e, hürriyetimizi tahdit etti falan falan. Saldırdı falan. Kafayı mı yedik biz ya bu saatten sonra? Bunlara imza atacaksın. Ya atmam diyor. Bir gün, iki gün, üç günde bir olay ifade alınmaz mı ya? İfadelerin üç gün ve uzatmalı uzatmalı beş gün yani. Kırk beş gün kaldılar orada. Fas'tan, mahkemeden gelen kayıtlar benim dosyamdadır. Dosyamda duruyor. Türk polisinden şikayetçiyiz diyor. Bize diyor boğazımızı sıktırıyor. Ya avukat istemişler. Orada yani ondan ifadelerinden okuyoruz bunu. Yeminli mütercümanlarla ifade buradaki özel yetkili kapatıldı şimdi. Allah şerlerinden muhafaza etsin o özel yetkililerin. Gittiler. Beni yargılayan hakim de açığa alındı. <laughs> hepsi açığa alındı. Be Beni alan polisler hepsi KODES'te şimdi. Böyle bu iş. Sulüm yapmayacaksın. Şimdi bu adamlar kadınların boğazını sıkıyor. Ya diyor avukat lazım dedik diyor. Avukat yok dedi diyor. Bir de kanuni hakkı. Kumpas bu demek yani. Avukat gelse bir şey yapsa şahit olacak. Şahit yok olay. İki, ya ben Arap'ım sen Türksün. Nasıl tercüme edeceğiz? Yeminli tercüman lazım değil mi? Yeminli tercüman lazım. Yeminli tercüman. Çünkü adam ne diyor orada? Bir laf adamı yakar ya. Şahitlik bu. Tercüman yok. Polisin birine demişler sen Arapça biliyor musun? He ne Arapçası işte. <laughs> Aksaray Arapçası herhalde o. Yabancılar çoğu bir Aksaray'da herhalde. Aksaray Arapçası yani. Demiş ben Arapça biliyorum. Tamam Al ifade. Avukat yok. Yeminli tercüman yok. Savcıya gidelim ifade. Savcı ifade yok. Savcılık ifadeleri yok. Hiçbir şey yok. Bir polis oturmuş orada Arapça biliyorum dediğine neye göre Arapça biliyorsa 45 günde bu ifade alınıyor. 45 gün. Ve bir daha güneş yüzü göremezsin diye sıkıyorlar şeyini. Boğazlarını vuruyorlar duvara bunlara. 9 saat ifade vermişler fazla. Resmi ifade mahkemeye geldikten sonra biz de gördük tabi. Ben Arapça anladığım için dosyanın Arapçasını gördüm. Şaşırdım. Tabi yeminli tercüman Türkçe'de de yapıyor. Mecburen mahkeme istiyor ya. Tabi tercüme baktım aşağı yukarı. Aynı tabi. Yani orada tabi yanlışlık yapılamaz. Mahkeme resmi gelmiş. Adalet Bakanı'ndan oradan geliyor. Elden gelmiyor yani. Oranın Adalet Bakanı buraya geldiği için hani avukatların eli değmiyor buna. Şimdi böyle bir zulme uğradım. Lafımı derdimi anlatamadım. Ya o ben kimin hürriyetini sınırlayacağım? İnsan ticareti. Bir de kendim efendim sarkıntılık etmişim, saldırmışım, yetmemiş. Pazarlamışım, satmışım yani. İşim bitmiş bir de satmışım. Ya hakim bey diyorum hürriyet satan bizden değildir ya. Hadis var. Ben bu hadisleri okuyan adamım. Kim kimi satıyor yani? Hakime söylüyorum. Evet. Böyle bakıyorum ulan diyorum. Müslümana benziyor. Suratı da nurluya benziyor diyorum. Abdestli namazlıya benziyor. İnşallah bana zulüm yapmaz diyorum. Herif. Tutuklay. Bu paralelcilik çok kötü bir şeydir ya. Çok kötü bir şeydir. Dinine imanına bakmaz. Mossad'dan gelen emre bakar. Müslümandır, hacıdır, hocadır. Bu adam karı satmaz. Demez. Mossad'a bakar. Paralel böyle bir şey. Bana bu kumpası kurdu bu paralel. Ondan sonra efendim savcıya gidiyorsunuz, 58 sene, 58 sene. Mevzu ne? Karagümrük çetesi, şun memleket çetesi, şu çetesi, azmettirme, şantaj, tehdit, tahtit, satma, alma bir dosya çıktı. Allah'a Biz bundan ne zaman yapmışız? Ömrümüz yetmez ya. Ben büyük zulme uğradım. Ve burada bir sene yattım. Ve bu arada annem sapasağlam ayaklarına basarak geldi. Beni gördükten sonra yemekten içmekten kesildi. Beyni çöktü üzüntüden. Kadın resmen eridi gitti. Benim çocuklarım söylüyor. Hastanede oturuyormuş. Biz yanından geçtik diyorlar. Bir ay içinde. Yanından geçtik diyorlar. Odaya gittik boş. Nerede babaannemiz dedik diyorlar. Döndük baktık diyorlar. Orada oturan kadınmış. Kenarda oturuyormuş diyorlar. Kadını tanımadılar bir ayda. Böyle, böyle ortadan gitti. Beyni kitlendi kadın üzüntüden. E kim ödeyecek bunu şimdi? Sebeptir, eceldir ama sebeptir. Tamam da kurşun da sebeptir. Sen adama kurşunu sıkıp öldürüyorsun. Yani onun ecelidir ama sen katil olmuyor musun kardeşim? Onun eceli ondandır, üzüntüdendir, sebeptendir. Ama buna müsebbip olan katil olmuyor musun? Vallahi katilsin. Billahi katilsin. Sen öyle iki sene, üç sene hapiste yatarak çıkaraktan bilmem ne Yok, interpol arandı da, bulundu da, getirildi, adedi dedi mi, kurtaramazsın ki. Allah indinde, vallahi billahi katilsin. Ben bu suçları yapmadım ya. Bunu bana iftira atarak anamı öldürdün. Bunun katillik nasıl oluyor ya? Bu kadın hiçbir hastalığı yok. Git Cerrahpaşa'ya, raporlarına bak, zahiri bir şey bulunmuyor. Şimdi ben zulme uğradım. Bir kul, ben kendimden misal verdim, orada bazı gerçekleri ilk olarak bu kadar detaylı, kısa da olsa konuştum. Bir kul, zulme uğramaz. Uğrar da yani ben uğradım. Saber hale ya. Buna do bundan dolayı sabrederse. Hakikaten sabrettik. Bir senedir içeride yattığımız sürece kimseye dalmadık, ona buna saldırmadık. Bazı bildiklerimiz varsa söylemedik. İnsanlara zarar vermek istemedik. Müslümanları işte lekelemek istemedik. Genel manada hükümete zarar vermek istemedik. Yani yaptık bunları. Bizim bir senelik yazdığımız mektuplar yakında basılacak. Yani 700-800 sayfa buradaki zaten ifadelerimizden başka biz kendimiz konuşamıyorduk. O mektuplarla konuşuyorduk milletle. O mektupların ifadelerinde görürsünüz yani e, sabır ifadelerini. Sabrettik. İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor, ettiği ikinci husus. Bir kul bir zulme uğrar da sabrederse illa zadehu mutlaka Allah ziyade eder. Kim hu onu Allah Allah ne bakımdan? İzza şeref bakımından ziyade. Peki ben girdim. Bütün millet böyle bir acaba ne yaptı bu hocaya dedi. Birkaç ay öyle bir acabalarla iş gitti. 3-4 ay sonra dosya çıktı. Millet dosyayı görünce hadi ya dedi. Hoppala bu bunu yapmaz dedi. Tabi zaman benim cemaatim hiç zaman inanmadı ama genel halkı söylüyorum. Kamuoyu çünkü haberlere yansıdığı için kamuoyu oluşuyor. E, bu noktada e, insanlar hakikati anlamaya başladı. Ondan sonra benim itibarım daha da artmaya başladı. Mahkememize 10 bin, 20 bin kişi kapılarda yağmurun altında 8 saat duracak kadar fedakarlık etti. O zamanki ağalara, paşalara bu itibar nasip olmadı. En büyük paşalara 50 kişi, 100 kişi karşılamadı. Bize 10 binler karşıladı. Ondan sonra hapisten çıkarkenki durumu gördünüz. 10 dakika canlı yayınlar, 10 dakika veriyor. Hem de muhalif kanalı, 10 dakika canlı yayın. Ne olmuş ya cübbeli çıkmış yani. Niye veriyorsun 10 dakika? Tabii ki hemen çık hoca efendi. Niye işte alt yolda oldu, üst yol oldu, tem doldu, E5 doldu. Şimdi buralar bütün her yer kilitlenecek. Bir an evvel çık git diyor bana. Kardiyanlar. Ha ne oldu? Allah itibarını artırdı. Sen sabredersen, zulme uğramışsan Allah itibarını. Ben benim mahkememe beraatıma lüzum yok. Benim beraatımı halk vermiş. Çünkü neden? Zaten ben eğer ki bu günahları yapmış bir adam olsaydım Allah o kadar Müslümanın salih ve salih insanların bu kadar dindar insanların on binler, yüz binler beni bu hususta desteklediler. Milyonlar da diyebiliriz. Tabii Türkiye genelinde bu şey inanmayan milyonlar var. Bu insanlara Allah kalbine soğukluk verirdi. Ne verdi? Aksine sevgi verdi. Aksine. Ve ondan sonra benim itibarım arttı. Efendi Hazretlerimiz her sözü hadis gibi olan bir zattır. Yani ben çıkıp yanına geldiğim zaman da ne buyurdu? Şerefin arttı. Şimdi bunu sonra ben bu hadisi görünce ya bu efendi Hazine, her konuştuğu bir hadis ya. Çünkü neden zulme uğrayanı şerefi artar diyor. Dedi ki şerefin arttı. Ben onu efendinin sözü olarak aldım kabul ettim. Sonra bir de baktım hadismiş.